54. Türkiye-AB Ortaklık Konseyi toplantısını gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Ortaklık Konseyi toplantısı düzenlendi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki zirve 4 yıl aradan sonra tekrar yapıldı. 4 yıl aradan sonra bu toplantının gerçekleştirilmesi kendi başına anlamlıdır. Avrupa Birliği işbirliği sadece mülteciler için değil, Suriye'de siyasi çözüm için de önemli. PKK, Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesindedir ve bu husus tartışmaya açık değildir. Türkiye, Avrupa Birliği için son derece önemli stratejik partnerdir. Bu diyaloğu sürdürmek bizim için çok önemli. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Avrupa Birliği Komiseri Johannes Hahn katıldı. Çavuşoğlu, ortak basın açıklamasında Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki gösterdi. Avrupa Parlamentosu'nun özellikle aldığı kararı kabul etmemiz mümkün değil. Bu olumsuz, kabul edilemez raporun aleyhine oy verenlerin belli bir zamandan bu yana sayısının arttığını görmek de esasen Avrupa Parlamentosu içinde de bu söylediğim akımları sorgulamaya başlayan sağduyulu siyasetçi sayısının da arttığının bir göstergesidir. Türk yargısına müdahale edilemeyeceğinin altını çizdi Çavuşoğlu. Belçika'daki yargı adeta PKK'yı aklamak için çaba sarf ediyor. Şimdi bunu yargının bağımsızlığı olarak değerlendiriyorsunuz. Ama Türkiye'de bir şey olduğu zaman Türkiye'ye ders verir nitelikte açıklamalar yapmaya çalışıyorsunuz. Doğrudan yargıya müdahale ediyorsunuz. Türkiye'ye karşı çifte standart uygulandığını belirten Bakan Çavuşoğlu Yunanistan üzerinden örnek verdi. Yunanistan'da yaşayan azınlıklara Yunanistan haklarını vermiyor. Bugün Yunanistan'daki müftüler haklarını kullanamıyor. Bugün Yunanistan'daki Türkler kendisine ben Türk'üm diyemiyor. Avrupa Birliği sürekli Türkiye'ye neden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni uygulamıyorsunuz diyor ki biz uyguluyoruz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni. Oradaki Türkler Türk adını kullanamıyorlar İnsan Hakları Mahkemesi'ne rağmen. Bu dayanışma anlayışıyla içinde bulunduğumuz bir çifte standarttır. Avrupa Birliği Türkiye Ortaklık Konseyi 54. toplantısı sonrası bir de açıklama yayımlandı. Açıklamada toplantının Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini etraflıca değerlendirmek için iyi bir fırsat olduğu vurgulandı. Ayrıca Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin öneminin yeniden teyit edildiği belirtildi. Bir de uyarı yapıldı. Türkiye'nin uyum süreci için verdiği taahhütlerin reformlarla karşılık bulması gerektiği kaydedildi. Açıklamada Türkiye'nin Avrupa Birliği için önemli bir ticaret ortağı olduğu da ifade edildi.